Bayağı kusura Şimdi bakmayın. Murat Turgut'a döneceğim. açıkçası Kemal Bey çok önemli konulara temas etti. Biz tabii data konusunda Cumhurbaşkanımız kadar elimize veri yok. Yani şunu bilmiyoruz. Oradaki HDP seçmeninin özellikle aile bazlı konulardaki fikrini bilmiyoruz. Ve bununla ilgili elimize yapılmış bir çalışma yok. Yani belki şöyle bir data var şeyin elinde. Yani Cumhurbaşkanı'nın elinde. İşte dini konularda, ailevi konularda, LGBT ilgili konularda belki de HDP seçmeninde ciddi bir çatlak var. Bilmiyoruz. Evet. Yani böyle bir şey olabilir. Yani oradan ilerlemek belki de oy aramı yukarı çekecek bir unsur olabilir. Yani oradan ilerlemiş olabilir ya Cumhurbaşkanı. Sadece HDP tabanında değil. Birazdan konuşacağız o konuyu. Ömer Çelik şöyle demiş. Getirelim aileyle ilgili düzenlemeyi göreceksiniz. Siyasi tarihi Türkiye'de en fazla destek alacağı olabilir, evet. Oylaması yani şöyle, olacak. Hakikaten bu konu Kübra HDP'nin etnik köken hassasiyet temelli politikasından fark edilmiş olabilir hakikaten. Daha ileri bir adım atıp özgürlüklerin ön safhasında çıkması, Batı tipi özgürlükleri savunması diye nitelendireyim ama aslında bu başka bir şey tabii. LGBT ya da diğer hakları savunması, o noktaya gelmiş olması belki de bölgeye çok bir infial yaratmış olabilir, bilmiyoruz. Yani önce bir kere o datada biz çok hakim değiliz. Onu bir kere tespit etmekte fayda var. İkinci önemli konu, Diyarbakır çok değişmiş olduğunu söylüyoruz. Ben birkaç sene beri gitmedim açıkçası. Ama orada çalışan arkadaşlarımız var. Mitingle ilgili de dışarıdan taşıma bir durum olmadığı, gerçekten halkın içeriden halkın akın ettiği bilgisi bana ulaştı. Orada çalışan arkadaşlarımdan. Ciddi bir talep olduğu izleniyor. Ama bence burada Kemal Bey'in yaptığına benzer bir tespitte bulunmak zorundayız. Nasıl bir tespitte bulunmak zorundayız? Çok basit, ben rakamları çıkarttım. Mesela daha önce burada Fazilet Partisi 5 milletvekili çıkartmış 95'te. Belediye aldı Refah Partisi. Yani ondan önce Refah Partisi 4-5 milletvekili çıkartmış. Belediye almış. Belediye başkanlığı. Yani orada HDP kimliği yokken, bağımsız olarak da seçilmezken HDP adayları, bir milli görüş gerçeği varmış açıkçası. Yani bu yani %50 civarındaymış. Öyle görüyorum rakamlarda. Evet. Şu anda son yani dönemdeki seçime bakalım. Yani 2002'de AK Parti 8 milletvekili almış. CHP 2 almış. 2007'de AK Parti 6 almış. Bağımsızlar 4 almış. 11'de AK Parti yine 6 almış. Bağımsızlar 5 almış. 2011'den sonra trend değişmiş. HDP 19-9 almış son 3 seçimde. AK Parti 2-3'e düşmüş. Şimdi tabii ki HDP'nin kurumsallaşması, partileşmesi önemli bir rol oynamış olabilir ama burada hakikaten başka bir şey aramak lazım. Burada ne aramak lazım? HDP'nin adaylarını da hepimiz biliyoruz ki çok milliyetçi muhafazakar adaylar vardı. Yani HDP'nin adaylarının çok büyük bir kısmı da yörede eski milli görüş düşüncesine yakın adaylardı bazıları. Ya bunu da biz kendi aramızda konuşuyorduk. Şimdi hani hangi isimler deseniz belki ortaya koymam ama bazı adayların çok yakın olduğu belliydi şeye, AK Parti misyonuna ve düşüncesine. Bence bunların AK Parti tarafında iyi bir değerlendirmesi yapılıyordur şu anda diye düşünüyorum. Tabii ki şu anda geldiğimiz noktada Diyarbakır çok büyük yatırım almış. Çok güzelleşmiş diye duyuyoruz. İnşallah gidip göreceğiz de. Ama bence bütün bu hizmet siyasetinin yanı sıra kimlikle ilgili de bazı sorunları aşmak lazım. Yani Türkiye'de demek ki yöre insanı için tırnak içinde ümmet kimliği daha önemliymiş. Bunu anlıyoruz. Yani bütün bu seçim sonuçlarından. Yani belki de siyasi iktidarın bu yöne tekrar bir bakması, aday belirlerken buna dikkat etmesine biraz fayda olabilir diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Yani ben açıkçası bir de şunu söylemek istiyorum. Burada karıştırılan yani şey hocam şu. Aile konusundaki hocam, hassasiyeti bence mutlaka bir geçmeden buna göre bir hocam geçmeden yani bir şey söyleyelim de bir geçmesin. Ayrımında, konu geçmesin. Şimdi dediğiniz çok doğru. Ben de katılıyorum. Etnik siyaseti, etnik dili çok fazla kullandığınız zaman ve siyasetin, etnisiteyi siyasetin merkezi yaptığınız zaman sonuç o. HDP yani. Demek ki oradan uzaklaşmak lazım. Burada ben katılıyorum. Ama milliyetçilik etnik siyaset yapmak değildir hocam, Kemal hocam. Milliyetçilik etnisiteyle hiçbir ilgisi yoktur. O yüzden söylüyorum. Hep kavramlar karıştırılıyor. Milliyetçilik dediğiniz şey ulusa dair vatanın bütünlüğüyle ilgili bir şeydir. Atatürk bunu belirlemiştir. Etnik değildir. Dediğiniz çok doğru. Bölgede etnik düşündüğünüz zaman, insanları ayırdığınız zaman, etnik dili çok fazla kullandığınız zaman sonuç ortada. Ya ben şunu demek istiyorum aslında Kübra Hanım. Yani geçmesin diye söylüyorum. Oralar aslında yani merkez sağ siyasetin olmasa bile bir
yani 20 sene öncesinin milli görüşün bir şeyiydi. Yani bir 20 sene önceye gitmeye gerek yok hocam. Yani kalesiydi orada. Yani 2007'ye yani, 2007'deki ya evet, tabloya baksanız öyleydi. AK Parti yani son dönemi yani. Senede, 10 senede Türkiye ne değişti? Ona bakmamız lazım. Yani bir bakış açısında değişiklik mi oldu? Hizmet gitmiyor mu? Hizmet gitse bile hizmet demek gidiyor. Ki tercihe şayan bir durum oluşturmuyor olabilir. Ya da yani hizmet daha da çok gidiyor hatta. Daha da çok gidiyor hatta. Yani Dicle Kent Konut'a katılıyorum. Muazzam bir şehir var orada. Yani evet. Muazzam bir şey yapmışlar. En son Cüneyt Özdemir'in röportajı vardı. Bakalım izlemişsinizdir. Ben çok beğendim gerçekten. Yani hayran kaldım diyebilirim. Şimdi bütün bunlar yapılırken genç neslin ve diğer yani kadim ailelerin buna seyirci kalması mümkün mü? Tabii ki seyirci kalmayacaklardır. Ama yeter ki işte bazen siyasette yani bir kere bir iki etmiyor yani açıkçası. Yani iki tane bir artı bir iki etmiyor öyle problem. Barış Dorsey.